Teresa kırmızı ya, bu kahverengi tonuyla karşımıza çıkar. Teresa Rensina. Teresa Rensina, amca çocuğu gibi. Teresa Rensina, José Fernando, 6 milyonu, Marimar, Rosalinda. Bunlar bizim için gerçekten Tsubasa, çok önemli topraklar olarak karşımıza çıkar. Biliyor musunuz Tsubasa'yı? Bilmiyor musunuz? Tsubasa. Bir gün topa, futbol, bir gün topa bir vurdu. Dünyayı dolaştı top. Ben de ortaokulda izliyorum. Dünyanın yuvarlak olduğunu orada öğrendim. Ondan sonra geldi, kaleye doğru makabayashi. Eldiveni tuttu, eldiven yandı. Ondan sonra çizgi film bitti. Bir sonraki güne. Ondan sonra okuldan koşarak eve gidiyoruz, tabii yine izliyoruz. Eldiven hala yanıyor. Top yükseliyor, çizgiye düşüyor. Orada bir 15 dakika daha geçiyor. Bir sonraki güne kalıyor. Gol olmadığını 3 günde falan anlıyorsun yani, ama çok efsane çizgi filmlerden bir tanesi. Hiç yok musun böyle küçüklüğünüzle ilgili? Pembe dizi falan izliyor muydunuz? Mesela José Fernando, 6 milyonu, Marimar, Rosalinda. Ben çok iyi izlerdim. Neden? 3 abla, bir anne, 4 tane bayanla aynı evin içerisinde 18 sene kalınca iğne oyasına başlıyordum, üniversiteyi kazandım. Üniversiteyi kazanmak benim için çok kritik bir olaydı. Ondan sonra zaten o dönemde bizim tabii ki imdadımıza Kurtlar Vadisi yetişti. Kurtlar Vadisi ile birlikte Haydar İmdar o değildi Kurtlar Vadisi. Kapıya tekmeyi vurarak giriyorduk falan filan. O çok farklı süreçlerden geçerek bugünlere kadar geldik. Nereden nereye?